Herkese merhaba. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video adından da anlaşılacağı gibi Amerika'da Arizona'da silah taşıma ruhsatını nasıl yeniliyorsun? Onun hakkında bir video çekmeye karar verdim. Çünkü şimdi şöyle göstereyim size. Benim buradaki silah taşıma ruhsatım. Bunda biraz da geç kalmışık. Nisan'ın 23'ünde. Süresi doluyormuş. Daha yeni farkına vardım bunun. O yüzden dedim hadi hem bunu yenileyim hem de bu arada bunu yenileme işlemlerini nasıl yapıyorsun burada Amerika'da Arizona'da onları sizlerle bir paylaşmak istedim. Şu benim silah taşıma ruhsatının önü ve arkası. Burada İngilizce bilen arkadaşlar tabii görüp okuyabilirler. İngilizce bilmeyen arkadaşlara biraz tercüme yapmaya çalışacağım. Onlar da burada ne yazıyor ya da ekranda biraz sonra göreceğiniz web sitelerinde neler yazıyor. Onları sizlere tercüme etmeye çalışacağım. Bu ilk başta şey diyor, bu silah taşıma ruhsatını her zaman silah taşıyorsan yanında taşımakla mükellefsin ve eğer polis istediği zaman da göstermek zorundasın diyor. İkinci paragrafta bu lisans yasaklı silahları taşımana izin vermiyor diyor. Ve aynı zamanda bazı silahla girmenin yasak olduğu devlet binaları var. Mesela polis ya da kamu binaları diyeyim. Oralara girmeni izin vermiyor bu silah taşıma ruhsatın olsa bile. Ve bu silah taşıma ruhsatının yanında mutlaka bir resminizin olduğu kimlik kartı olması lazım. Ehliyet gibi ya da burada eyaletlerin verdiği kimlik kartlarından birisinin ya da en sonunda söylediği military ID kart ya da askeri kimliğiniz varsa ya da pasaportunuz resminizin olduğu bir kimlikle birlikte polis istediği zaman göstermekle yükümlüsünüz. Ön tarafta da işte hangi state'ten olduğu Arizona'dan Department of Public Safety, Concealed Weapons Permit, bu gizli taşıma ya da silah taşıma ruhsatı, ad soyad, ne zaman verildiği, süresinin dolduğu ve sizinle ilgili ufak bir bilgiler. Burada ben lisans numarasını ve kendi doğum tarihimi kapattım. O yüzden kusura bakmayın. Ufak bir güvenlik önlemi diyelim. Olabildiği kadar. Şimdi buradan web sitelerine geçelim. Buradaki bilgileri sizlere paylaşacağım. Daha sonra şurada kimliği yenileme formu var. Onunla ilgili biraz konuşacağım. Önce Arizona'da kimler silah taşıyabilir? Onunla ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Minimum requirements dediği yani en azından olması gerekenler. En azından 21 yaşında olması lazım kişinin. Arizona ya da Amerika vatandaşı olması lazım. Yasa dışı yollardan Amerika'ya giriş yapmamış olması lazım. Silahlarla ilgili ufak bir eğitim almış olması lazım. Herhangi bir sabıkasının olmaması lazım ya da bir ne derler mahkemesinin sürüyor olmaması lazım. Bu en büyük suçlardan bir tanesi Amerika'da. Convicted felon dediği felony charge'lar onların detaylarına pek girmek istemiyorum ama yani şöyle örnek vereyim. Saldırı olabilir, cinayet olabilir. Yani mahkemeden bir yılın üstünde ceza alıyorsan herhangi bir işlediğin suçtan dolayı bu bir yılın üstünde aldığın cezalar felony'ye giriyor. Yani yüksek büyük suç gibi bir şey oluyor. Burada da herhangi bir zihinsel hastalığının olmaması lazım. Bu görmüş olduğunuz maddeler en azından olması gereken kanunlar Arizona'da silah taşıma ruhsatı kimliği alabilmeniz için. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Dur bakalım burada neredeydi o? Arizona'da ne derler? Silah taşıma ruhsatınız olmadan da silah
taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçi ona daha sonra devam edeyim. Hemen bu ikinci web sitesinin başında görmüş olduğunuz Amerika haritası var. Bazı yerler yeşil, bazı yerler sarı, bazı yerler kırmızı. Arizona'dan almış olduğunuz silah taşıma ruhsatını bu yeşil gördüğünüz eyaletlerde kullanabiliyorsunuz. Bu yeşil gördüğünüz eyaletler Arizona'dan almış olduğunuz silah taşıma ruhsatını kabul ediyor. Sarı olarak gördüğünüz yerlerde eğer Arizona'da yaşıyorsanız, yani ikametiniz Arizona ise ve Arizona'dan silah taşıma ruhsatınız varsa bu yeşil ile işaretlenmiş eyaletler yine sizin Arizona silah taşıma ruhsatınızı kabul ediyor. Bu kırmızıyla işaretli eyaletler de bunlar hiçbir şeyi kabul etmiyor işin açıkçası. Amerika'da silah kanunlarının en sert, en katı olduğu eyaletler New York, New Jersey, Illinois, işte Washington, Kaliforniya, Oregon gibi yerler. Burada hem silah taşıma ruhsatı almak çok zor hem de hiçbir yerin silah taşıma ruhsatını kabul etmiyor. Alaska ve Florida'da eğer Arizona'da ikamet ediyorsanız ve Arizona silah taşıma ruhsatınız varsa orada da silahınızı taşıyabilirsiniz. Buradan nereden devam edelim? Yine Arizona ile ilgili ufak bir bilgi var burada. Arizona'nın ne derler nüfusu 7,4 milyonmuş. 371 bin kişide de silah taşıma ruhsatı varmış Arizona'da. Bu dediğim gibi 7,4 milyon kişiye 371 bayağı bir düşük rakam açıkçası. Arizona gibi bir eyalette ya en büyük nedeni de Arizona'da yani silah taşımak için silah taşıma ruhsatına, kimliğine ihtiyacınız yok. Az önce burada görmüş olduğunuz kanunlara uyan silah alabilen, silah almasına engel olmayan her insan silah taşıma ruhsatı olmadan Arizona'da ister gizli ister açık silah taşıyabiliyor. Buradan nereye gidelim? Burada da işte Arizona silah kanunlarının ufak bir şeyi var. Arizona is shall issue constitutional carry state dediği de az önce bahsettiğim. Yani silah ruhsatı için başvuru yapan herkese eğer kanunlara uyuyorsa %100 silah taşıma ruhsatı veriyor Arizona. Constitutional carry dediği bazı bilenleriniz vardır. Second Amendment diye geçer Amerika'daki kanunlardan. O yüzden o Second Amendment senin Arizona'da silah taşıma kanunun ona uygun. Hiç kimseye sormadan eğer silah almaya eğer silah alabiliyorsan silah da taşımana izin veriyor. Burada da dediği gibi there is no permit, background check, firearm registration. Herhangi bir izne gerek yok. Herhangi bir sabıka kaydını çekmene yani ne derler sabıka kaydı çek yaptırmana gerek yok. Silahlarını kayıt altına almana gerek yok. Bunlarla birlikte kişiden kişiye silah alımı ve satımı oluyor. Tek olay bu şeyden silah dükkanlarından değil kişiden kişiye hiçbir şey olmadan silaha bakıp parasını verip silahı alıyorsun. Tek olay burada 18 yaşından büyük olman lazım. Kişiden kişiye silah alım satımında. Eğer silahçıdan silah alacaksan da bu tüfek değil sadece silah tabanca diyeyim. En azından 21 yaşında olman lazım. Burada da yine bir open carry dediği. Eğer 18 yaşının üstünde en az 18 yaşındaysan Arizona'da açık bir şekilde silah taşıyabiliyorsun. En az 10-21 yaşındaysan da gizli taşıma, consulate carry dedikleri herhangi bir izne, kimliğe gerek duymadan silahını gizli taşıma da kullanabiliyorsun. Burada yine self-defense ile ilgili yani bir konu var. Gerçi bu bayağı bir detaylı bir konu. Castle Doctrine dedikleri ve Stand Your Ground
kanunu. Belki bunlarla ilgili daha sonra bir şey yapabilirim. Detaylı bir video çekmeye çalışabilirim. Ama bu yani kanunun genel anlamı şu: eğer kendinin ya da yanındakilerin hayatını tehlikede görüyorsan silahını kullanmak için herhangi bir başka bir nedene gerek yok ve kaçmana da gerek yok. Silahını kendini ve yanındakilerin ailesini korumak için kullanabilirsin. Dediğim gibi bu biraz detaylı bir konu. Buna fazla girmesem iyi olur. Burada başka neler varmış? İşte burada constitutional carry dedikleri, hiçbir izne tabi olmadan silahını taşıyabiliyorsun. Open carry, açık taşıma. Evet, herhangi bir izne, belgeye ihtiyaç olmadan, eğer 18 yaşın, en az 18 yaşındaysan ve yasal olarak silah alabiliyorsan, herhangi bir izne tabi olmadan silah taşıyabilirsin. Gun permit shall issue dediğim, yine başvuru yapan hemen herkese burada silah taşıma ruhsatı verilebiliyor. Burada da yine detaylar var da onlara yine girmeyeyim. Ama İngilizce bilen arkadaşlar okuyorsa onlar anlarlar. Burada ne diyor? Arabada silah taşıma. Aynı kanun. Eğer en az 21 yaşındaysan hiçbir izne, belgeye sahip olmadan aracında silah taşıyabiliyorsun. O bazı yollarda, ana yollarda rest stop dedikleri, yani uzun yol seyahati yapanların durduğu, dinlendiği yerler var. Orada taşıyabiliyorsun. Burada parklarda taşıyabiliyor musun? Evet, taşıyabiliyorsun. Ama binalarda eğer silahla girilmez olayı varsa oralara silahınla giremiyorsun, ama parklarda, ormanda, dağda taşıyabiliyorsun diyor. Barlarda ya da restoranlarda alkol, içki satan bar ve restoranlarda, evet, oralarda da taşıyabiliyorsun. Ama bunun yine ufak bir detayları var. Oraya da yine girersem uzayacak bu. Girmeyeyim. Otellerde bununla ilgili spesifik bir kanun yok diyor. Ama otellerde de, az önceki otellerde de silahınla seyahat yapabilirsin. Ne gibi? İş çalıştığın yerlerde arabanda silahı bulundurabilir misin diyor burada. Evet. Eğer herhangi bir yasal sorun yoksa, silah alabiliyorsan silahını arabanda tutabilirsin. Bazı iş yerleri burada, açıkçası Arizona'da, hiç karışmıyorlar. Orada da eğer silah taşıyorsan taşıma demiyorlar sana. Burada herhangi bir şey var mı bu konuyla ilgili? Bunlara pek gerek yok. Bunları geçelim. Burada az önce ilk başta gösterdiğim haritadaki bu görmüş olduğunuz eyaletler, silah taşımanıza izin veriyor. Pardon, bu eyaletler veriyor mu? Evet, bunlar veriyor. Bunlar da veriyor. Bunlar da dediğim gibi, eğer Arizona'da ikamet ediyorsanız, ikamet ettiğiniz Arizona ise ve Arizona silah taşıma ruhsatınız varsa, bu eyaletler de sizin silah taşıma ruhsatınızı kabul ediyor. Bu görmüş olduğunuz eyaletlerde Alaska, Idaho, Maine, Montana, Oklahoma, West Virginia, Arizona, Kansas, Mississippi, New Hampshire, South Dakota, Wyoming, Arkansas, Kentucky, Missouri, North Dakota, Vermont. Bunlar da aynı Arizona gibi, eğer yasal olarak silah alabiliyorsan silah taşıma ruhsatına gerek olmadan silah taşıyabildiğin eyaletler. Az önce dediğim gibi en azından 21 yaşında olman lazım ya da 19 yaşında ve
askeriye de askersen taşıyabiliyorsun. Ya Arizona vatandaşı ya da Amerika vatandaşı olman lazım. Yasal yollarla Amerika'da bulunuyor olman lazım. Ufak bir training class var. Ben bu ilk aldığımda ne kadardı? Herhalde 2 saat miydi, 3 saat miydi neydi, öyle bir eğitim vardı. O eğitimde herhalde ben aldıktan 1 sene sonra, 2 sene sonra 45 dakikaya düşürdüler. Yani en azından bir 45 dakika silahlarla ilgili eğitim aldıktan sonra bu silah taşıma ruhsatına başvurabiliyorsun. Dediğim gibi herhangi bir mahkemenin olmaması lazım. Ondan sonra felony denilen ağır suçlardan herhangi birini işlememiş olman lazım. Bunlar gibi. Şimdi burada işte ücretleri, yeni silah taşıma ücreti 60 dolar. Yenileme ücreti 43 dolar. Ben yani 43 dolara silah taşıma ruhsatımı yenileyeceğim. Eğer kartınızı kaybettiyseniz ya da çalındıysa ya da isminiz değiştiyse 10 dolar gibi bir ücret ödeyip tekrar yeni bir kart alabiliyorsunuz. 5 yıl geçerli. 75 gün içinde size, en geç 75 gün içinde size yeni kartınız ya da ilk defa başvurduysanız silah taşıma ruhsatınız 75 gün içinde geliyor. Arizona ile ilgili yine önemli bir konu burada. Ben ne derler, silah ruhsatı şeyini trainingindeyken orada da vardı bir 3-5 kişi. Bunlar başka eyaletlerde yaşayıp Arizona'ya gelmişlerdi silah taşıma ruhsatı almak için. Yani kendi eyaletlerinde biraz zordu. O yüzden Arizona'ya gelip Arizona'dan silah taşıma ruhsatı alıyorlardı, almışlardı. Ve bunun nedeni, dediğim gibi, Arizona'da silah taşıma ruhsatı almak birçok eyalete nazaran daha kolay olduğu için. Ve Arizona'nın öyle bir özelliği var ki, yani Arizona'da yaşamanıza gerek yok silah taşıma ruhsatı almanız için. Başka eyaletlerden gelip burada o kursa katılıp ücretini ödeyip silah taşıma ruhsatı alabiliyorsunuz. Burada başka bir şey var mı? İşte firearms requirements. Bunu geç. Bu o kadar önemli bir şey değil. Dediğim gibi en son ben alırken herhalde 2 saat ya da 3 saatti. Ondan sonra bir 2 sene sonra kanunu tekrar değiştirdiler. 45 dakikaya kadar indirdiler yani. Yani kolaylaştırabildikleri kadar kolaylaştırıyorlar. Şimdi ne yapalım? Bu formu göstereyim size. Bu form. Benim bu formu doldurmam gerekiyor. Doldurdum da özel bilgiler olduğu için onları pek göstermek istemedim, doldurduğum formu. İşte burada kimliğinizin, silah taşıma ruhsatınızın numarası, hangi tarihte süresinin dolduğu, isim, soy isim, county dediği bölgeler, Arizona'daki bölgeler. Ben Maricopa County'de yaşıyorum. Burada ev adresi, hangi şehirde yaşadığın, işte eyalet, posta kodu, doğduğun tarih, telefon numarası. Burada şeyini soruyor, ne der, reisini soruyor. İşte American Indian, Kızılderili ya da Asya ya da Black, siyah, siyahi misin, Asyalı mısın, Hispanik ya da beyaz mısın? Ben mecburen bunu işaretliyorum. Ondan sonra Social Security Number, kimlik numarası gibi bir şey burada Amerika'da. Ben bunu hiçbir zaman yazmaya gerek görmüyorum bu tür şeylerde. O yüzden burasını boş bırakıyorum. Burada erkek, kadın, o, boyun, ağırlığın, burada işte göz rengin, saç rengin, ondan sonra Amerika'da doğduğun eyaletin adı ya da yurt dışında doğduysan, Amerika'dan başka bir yerde doğduysan onu buraya yazıyorsun. Ben buraya tabii Türkiye'ye yazıyorum. Daha sonra da bu sorulara evet ya da hayır diye cevap vermen lazım. Burada şey diyor. Amerikan vatandaşı mısın? Yes. Evet diyorsun. Burada Amerikan vatandaşı mısın? Amerika'nın dışında doğan bir Amerikan vatandaşı mısın? Yes ya da no. Bu da işte Amerika'ya permanent resident kartıyla mı geldin? Yes ya da no. Evet ya da hayır. Burada işte felony, büyük suçlardan, önemli suçlardan bir tutuklanmam var mı diye soruyor. Evet ya da hayır diye cevap veriyorsun. Gerçi bu tür buradaki sorulara evet diye cevap verirsen
Ne silah alabilirsin, ne de kartın. Ya silah taşıma ruhsatı ya herhangi bir şey alabilirsin. Çünkü felani dediğim gibi buradaki silah almadaki en büyük engellerden bir tanesi. İşte bu görmüş olduğunuz evet hayır sorularını tamladıktan sonra altına imza atıp buraya tarihi yazıp 43 dolarlık ücreti ödeyip başvuru yapıyorsun. Bu arada ufak bir detay. Bu 43 dolarlık ücret normal senin kişisel çekinle ya da nakit parayla olmuyor. Money order dedikleri ya da cashier's check denilen bir sistem var burada. İşte bazı ne derler? Alışveriş merkezlerinde ya da postaneden bu 43 dolar ödeyip orada 43 dolar ödediğine dair ufak bir dekant gibi bir şey alıyorsun. Bizim bankalar gibi bir şey diyeyim öyle. Onu bu forma ekleyip postayla yolluyorsun ve sana 75 gün içinde yeni kartın geliyor ya da ilk defa apply yapıyorsan yeni kartın geliyor. Burada da işte bu bütün bilgilerin olduğu web sitesi. Burada göstermek istediğim şey vardı. İşte burası gizli taşıma ya silah taşıma kimliği belgesi. Burada fiyatlar 60 dolar. Eğer yeni bir silah taşıma kimliğine başvuruyorsan 60 dolar. Yeniliyorsan 43 dolar. Eğer kimliğini kaybettiysen ya da çalındıysa ya da ismini değiştirdiysen 10 dolar. Bunlar da Liosa dedikleri polisler filan onlarla ilgili. Onların da 20 dolarlık bir ücreti var. Buradan başka bir yere geçelim mi? Herhalde bu kadardır. Dediğim gibi bu genel nasıl alabilirsin onunla ilgili bilgiler. Bunlardan ufak bir bilgi vermiştim az önce. İşte böyle ufak bir video çekmeye karar verdim. Türkiye'deki arkadaşlar lütfen biliyorum sizde silah taşıma kanunları, silah alma kanunlarının nasıl büyük büyük olduğunu. Umarım fazla küfür etmezsiniz bana. Fazla kulaklarımı çınlatmazsınız. Dediğim gibi burada Arizona'da, Amerika'da, Arizona'da şöyle bir formu doldurup 43 dolarlık bir ücret ödeyip silah taşıma ruhsatınızı cebinize koyabiliyorsunuz. Sizlere bunu göstermek istedim. Lütfen sorularınız varsa sorularınızı, görüşlerinizi aşağıya yorumlar kısmına yazın. Dediğim gibi ileride bu tür videolar yapmaya, Arizona'daki silah kanunları ile ilgili şahıstan şahısa ikinci el silah alımı satımı nasıl oluyor? Onlarla ilgili birkaç video daha çekmeye çalışacağım. Eğer sorularınız, görüşleriniz varsa lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videolarda sorularınıza cevap vermeye çalışırım. Ya da ne diyeyim, Instagram'dan beni takip ediyorsanız Instagram'dan bana mesaj yardımı aracılığıyla sorularınızı gönderebilirsiniz. Oradan ya da bir sonraki YouTube videomda cevaplamaya çalışırım. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler.